Varlık Yönetimi'nden herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Bugün Varlık Yönetimi'nde Profesör Doktor Serra Ayran Sarıoğlu'yu ağırlayacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kendisi iyi gelir kurucu ortağı. Aynı zamanda özellikle tabii fonlarla ilgili olarak böyle çeşitli programlar yapıyor Serra hocamız. Tabii ki üniversitede de devam ediyor. Evet. Yoğun gündem arasında da vakit ayırıp buraya geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bizim tabii burada özellikle konuşmak istediğimiz malum fonlara ciddi bir talep var. Son dönemde bununla ilgili olarak da fon okuryazarlığı artıyor diyoruz. Fonların anlatımı tarafında da çok çeşitli mecralar özellikle yatırımcıyı da orada yakalıyor. Ve bir ihtiyaç da varmış zaten bunların anlatılmasına, onu da söyleyelim. Çünkü borsaya diyoruz ya, hep işte MKK verilerini de takip ettiğimiz zaman zaman azalıyor, bir miktar artıyor ama neticede artık 8 milyon üzerinde. Ama halka arzla gelen, ama yine yatırımcı içeride uzunca yıllardır olan bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunlar da artık böyle fonlar tarafına da bir yöneliş belki de olduğunu görüyoruz. Şimdi önce tabii bu gelişimi ben sormak istiyorum. Pandemi ne kadar etkili oldu, nasıl görüyorsunuz, evet, ne dersiniz hocam? Evet. Şimdi pandeminin başından itibaren baktığımız zaman gerçekten yatırım fonları hem portföy büyüklüğü olarak hem de yatırımcı sayısı olarak epeyce arttı. Biz de az evvel sizin bahsettiğiniz gibi iyi geliri kurduğumuz zaman tam pandeminin başıydı aslında. Ve ilk defa yatırım fonlarıyla ilgili yayınlar yapmaya başladık. YouTube kanalımızı kurduk ve orada fon yöneticilerini ağırlamaya başladık. Ve ondan sonrasında da burada epey bir farkındalık oluşmaya başladı. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Biz 4 seneyi bitirdik Haziran ayında. Ve burada aslında özellikle de pandemiyle beraber yatırımcıların alternatif yatırım arayışları. Biz de çünkü biliyorsunuz bizim vatandaşlarımız aslında daha çok altın, gayrimenkul, döviz yatırımı yapmayı seviyorlar. Fakat tabii oralarda da zaman zaman geriye gelen getiriler ve enflasyonun da altında kalıyor olmaları, eziliyor olmaları onları başka türlü yatırım araçlarına itti. Burada pandemi nedeniyle eve kapanmanın da çok büyük etkisi oldu. Orada özellikle işte YouTube'un izlenmesi, farklı kanalların ortaya çıkıyor olması gibi. Bunlar da aslında kişilerde biraz daha bilinci arttırdı, bilinç düzeyini arttırdı. Hisse senedi dışında, altın dışında bir de böyle profesyonellerin yönettiği yatırım araçları varmış, yatırım fonları varmış diye artık anlamaya başladılar. Evet. Baktığımızda portföy büyüklüğüne, tabii bunun içinde getiriler de var ama 2020'nin başından bu vakte kadar yaklaşık işte 4,5 yıl olmuş. 28 kat büyümüş portföy yönetim şirketlerinin büyüklükleri, yönettikleri portföyün büyüklüğü. Yatırımcı sayısı da 4,5 milyon kişi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla buranın aslında daha hani potansiyeli var ama güzel de bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Yapacak çok işimiz var hala. Kesinlikle. Evet. Hem finansal okuryazarlığa katkı sağlamak adına biz de öyle. Hani dijitalde yayınlarımızı sürdürüyoruz YouTube'da ve özellikle de tabii ki hani yine klasik televizyonda da elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu da yapmak zorundayız. Çünkü niye? Enflasyon gerçekten ciddi anlamda bir mesele. Belki zirveyi gördük Mayıs'ta, bundan sonrası daha böyle yavaş patikada da olsa iniş gösterecek ama şimdi önümüzdeki dönemde yatırımcı da parasını korumak için çeşitli mecralar arıyor. Neler tercih ediliyor bir konuşalım. Yani özellikle son dönemde biz şunu çok gördük. Tematik fonların sahneye çok fazla çıktığını gördük. Zaten 2021 sonrasında hisse senedi fonlarının ciddi anlamda rally yaptığı, burada %1000, 1700, 2000 gibi getiriler. Dolayısıyla hani çok ilgi çekici de oldu kişiler nezdinde, yatırımcılar nezdinde. Neler tercih ediliyor? Yani son verilere baktığımız zaman aslında özellikle de Türk lirasının güçlenmesi politikası çerçevesinde TL bazlı yatırım fonlarında yani yatırımcı sayıları da dahil olmak üzere artışlar olduğunu görüyoruz. Para piyasası fonları başı çekiyor. Hisse senedi borsanın da yükselmesiyle beraber hisse senedi fonlarında da girişler olduğunu görüyoruz yoğun bir şekilde. Tabii buna karşın döviz bazlı fonlarda, özellikle döviz serbest fonlarda geçtiğimiz dönemde işte bayrama kadar olan süreçte
dövizde bir devalüasyon beklentisi nedeniyle yatırımcılar oraya epeyce bir giriş yapmışlardı. Şimdi yavaş yavaş DTH'lardaki çıkışlarla da beraber fonlar tarafında da döviz serbest fonlardan nitelikli yatırımcıların çıktığını görüyoruz. Nerelere giriyorlar? Para piyasası fonlarına ve dediğim gibi hisse senedi fonları tarafına daha çok meylediyorlar. Tabii burada yani yatırımcı sayılarının artması ve buradaki bilinçlenme biraz da para piyasası fonlarıyla da oldu. Çünkü para piyasası fonları gerçekten mevduatın üzerinde getiriler yaratabiliyorlar. Bu gerçekten hani güzel bir avantaj yatırımcı açısından. Likit olması çok güzel. Yani 32 gün bağlamak zorunda değilsiniz. Biz hep kullanıcılarımıza, İlgelerin kullanıcılarına diyoruz ki yani mesela 10 gün sonra bir kredi kartı ödemeniz var. Asla paranızı nakitte tutmayın. Muhakkak bir para piyasası fonu alın. O 10 günde bile kazanıyorsunuz. Hafta sonları kazanıyorsunuz. Şimdi önümüz bayram. 16 Haziran'da bayram var. O bayram süresince de para piyasası fonlarıyla kazanmaya devam edecekler. Bunlar çok güzel avantajlar. Şöyle piyasayı tabii yakından takip edenler elbette biliyor ama hala o kadar çok bilmeyen var ki ben de çevremde hani naçizane her gördüğüme ne yapıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun paranı, öyle mi böyle mi, TEFAS'tan fon almak o ne demek diye soruyorlar. Biraz anlatalım mı o anlamda da, hani tabii burada bizi izleyenler mutlaka daha bilinçli belki yatırımcılar ama yine de hani şunlar çok karmaşık geliyor olabilir. Ya valörler nasıl oluyor? Hani ben alıyorum işte ertesi güne hesabıma geçecek mi? Veya bazen diyor ki ben aldım hala benim hesabıma geçmemiş. Hani haftalık girişli fonlarda olduğu için soruyorum. Biraz oraları açalım istiyorum. Ne dersiniz? Evet. Hani belki de bunun önümüzdeki dönemde kolaylaştırılması adına, daha anlaşılır olması adına da yapılması gerekenler de var mı? Onu da sormak isterim. Evet. Yani valör aslında bütün yatırım araçlarında var baktığımız zaman. Hisse senedi aldığımızda da takas artı 2. Yani 2 gün aslında bekliyorsunuz. Tabii yatırım fonunda şu var. Hisse senedini sattığınız zaman para gelene kadar da bir hisse senedi alabiliyorsunuz. Bir emir girebiliyorsunuz. Ama yatırım fonunda paranın gelmiş olması lazım. Yani satış işleminin gelmiş olması lazım. O orada arada bir böyle bir boşluk yaratıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama yani bu da teknik olarak hani önümüzdeki dönemde bununla ilgili çok fazla serzeniş olduğu için belki işte bu konunun yetkilileri tarafından masaya yatırılabilir. Burada başka türlü çareler oluşturulabilir diye düşünüyorum. Tabii bu önemli ama para piyasası fonlarına baktığımız zaman onlar likit. Saat 13.30'a kadar emri verdiğiniz zaman hemen o gün öğleden sonra hesabınıza geçiyor fon. Şimdi tabii güzel bir haber geçen hafta Amerika tarafından geldi. Takas sürelerini bir güne indirdiler. Tam da onu soracağım. Evet, o güzel oldu. Bizde de o zaman hani diyoruz ki biz işte Nasdaq, S&P'ye yatırım yapan fonlarda belki o 3 günler, 4 günler artık 2 günlere falan inebilecek. Yani ama sonuçta... Olursa ne getirir mesela? Çünkü bu hala bir tartışma konusu. Yani şunu diyenleri ben diyorum. Ya iyi tamam ben borsaya gireyim ama... hani bir ara çünkü biliyorsunuz hani TL'de çok dalgalı bir dönemdi. Hani şu anda belki stabilize oldu vesaire diyoruz ama birazdan onları da soracağım ben beklentileri. Ama tabii böyle çok volatil zamanlarda özellikle ya iyi tamam ben borsaya girdim ama çıkmak istediğimde işte iki gün orada paramı alamıyorum vesaire. Evet. Acaba bu kadar her şeyin dijitalize olduğu, bu kadar hızlandığı ve böyle manevra alanının genişlediği bir dönemde hani biz biraz geride mi kalıyoruz? Hani dünyada benzerlerine bakılınca hani Amerika gibi bir yerde bile T+1'e geçiliyorsa biraz da gereklilik var mı diye sormak isterim. Evet aynen. Biz de bunu tam bugün bir arkadaşımla konuşmuştuk yolda. Doğru söylüyorsunuz. Belki buraya işte blockchain teknolojisi bir çare olabilir. Yani önümüzdeki dönemde bununla ilgili belki burada blockchain ile alakalı. Çünkü dediğiniz gibi T+2 çok uzun, T+1'e bile gerek olmayabilir. O nedenle buraya biraz hani teknoloji açısından da bakmak lazım diye düşünüyorum. Peki tematik fonlarla ilgili ne düşünürsünüz? Şimdi son dönemde orası da çok popüler ve özellikle hani böyle sosyal medyada özellikle Twitter'da da çok fazla haber akışı ve yorumcu da olduğu için zaman zaman böyle gündeme geliyor, diyor ki ya işte herkes böyle yeşil enerjiye dönecek, haydi dönelim sürdürülebilirlik hissesi alalım, dönelim işte fonu alalım daha doğrusu ya da yeşil enerji fonu alalım. Yani kulaktan dolma bilgilerle de böyle gerçekten ya da bazen mesela blockchain teknolojisi fonu deniyor, içerisinde kripto var diye algılanıyor. Ya bunları biraz böyle netleştirelim mi? Hani bu kadar çeşit olması, hani Türkiye gibi bir piyasa için
Doğru mudur? Mesela bunlar bazen çünkü eleştirilebiliyor. Ya zaten hani yatırımcı sayısı hala çok kıt, tırnak içerisinde, ya da hani derinlik anlamında özellikle hani borsada şu anda en çok konuştuğumuz mevzu ya. Nasıl görüyorsunuz? Yani aslında bence çeşitin fazla olması da bir sıkıntı yok. Yani çok farklı farklı temalar, evet, yatırımlar yapılabilir ve bunu da tercih edecek yatırımcılar vardır. Ama burada yatırımcıların özellikle bu sosyal medyada sizin söylediğiniz gibi kulaktan dolma bilgilere çok fazla imtina etmemeleri bizim tavsiyemiz. Çünkü gerçekten hesap toplamak için, takipçi toplamak için böyle çok sansasyonel başlıklar atarak bu işi yapan hesaplar da var. Bunlar çok tehlikeli, çok tehlikeli olduklarını düşünüyorum. Temalı eğer yatırım yapacaksa izleyicilerimiz, tek bir temaya yatırım yapmamalarını hep biz tavsiye ediyoruz. Yani mesela gidiyorlar, ellerinde başka hiçbir şey yok. Bütün paralarını bir teknoloji fonuna yatırıyorlar. Teknoloji tam da böyle yukarıdan da girmiş olabiliyorlar. Yani fiyatlar en yüksekteyken birisinin tavsiyesiyle almış olabiliyorlar. Ve aşağı doğru geldiğinde de büyük kayıplar yazabiliyorlar. O nedenle de biraz daha o temaları çeşitlendirmek portföyde gerekir diye düşünüyorum. Tabii dönemin gidişatına da bağlı olarak, örneğin şimdi önümüz yaz, turizm ve seyahat fonları var örneğin. Bu tür fonlara mevsimsel olarak bakılabilir. Ama bunun yanı sıra eğer uzun vadeli bir portföy tutuyorsa yatırımcımız, o zaman bu portföye tarım fonu örneğin konabilir. Gene teknoloji her zaman uzun vadede kazandıracaktır. Bu tür fonları koyabilir. Yani bazı temalı fonlar aslında al ve unut stratejisiyle portföylerde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Alternatif enerji de buna dahil, tarım da aynı şekilde. Ama dediğim gibi çok fazla sayıda temanın olmasının bize göre çok fazla mahsuru yok. Yeter ki yatırımcımız biraz daha bilinçli olsun. Şimdi buradan da selam olsun Fonturkey kurucusu Onur Duygu. Sürekli onunla da böyle yayınlar yapıyoruz şimdi sizinle konuştuğumuz gibi. Mesela ben hep soruyorum, diyorum ki ya diyorum, nasıl bir fon sepeti yapalım? Nasıl fon sepeti yapılır? Mesela bir portföyde en fazla kaç tane fon olmalı? Yani 10 tane, 20 tane fona parayı dağıtmak da doğru mudur? Bunun elbette bir matematiği yoktur ama belki bir hani böyle bir bakış açısı olarak mesela nasıl bir fon sepeti yapmayı bu dönemde özellikle? Çünkü dediğiniz gibi yılbaşından bu yana baktığımız zaman teknoloji fonları çok iyi getiriler sağladı. Ya da bankacılık hisselerinin bulunduğu fonlar çok iyi getiriler sağladı. Ama hani bu demek değil ki işte burada böyle bir getiri var, haydi trene binin, belki de son vagona atlayan siz olacaksınız. O da çok tehlikeli. Dolayısıyla nasıl bir bakış açısı olması gerekiyor hocam? Ne dersiniz? Yani şöyle, fon sayısı açısından aslında hani şöyle bir optimal fon sayısı vardır gibi bir şey yok. Yani literatürde, çalışmalarda da böyle bir şey yok. Dediğiniz gibi işin matematiğinde de böyle bir şey yok. Bu biraz kişiye bağlı aslında. Ama biz bir portföy oluştururken öncelikle diyoruz ki yatırımcı kendisini bir iyi bilmeli, iyi tanımalı. Ne kadarlık bir hani büyüklükle yatırım yapacak ve vadesi ne? Bu çok çok önemli. Yani kısa vade mi olacak bu, işte 3 ay, 5 ay, yoksa daha uzun vadelerle çocuğunun diyelim ki eğitimi için olabilir. Risk algısı ne, evet, değil mi? Çok önemli risk algısı. Zaten vadeye de bağlı olarak aslında risk algısı önem arz ediyor. O nedenle burada birazcık hani kişinin bu kendi şeyini belirleyip, bakış açısını belirleyip ona göre öncelikle bir ya ben hani ne kadar risk alabilirim? Portföyümde ne kadar işte hisse senedi, ne kadar yabancı hisse, ne kadar işte Eurobond, döviz bazlı yatırım araçları olsun. Buna bir karar verip arkasından bunları temsil eden fonlardan bir ya da iki tane seçmek. Yani hisse senedi diyelim ki portföyünüzde %40 düzeyinde olmasına karar verdiniz. Bunu belki 20-22 fona bölüştürebilirsiniz. Yani bu fonlar da mesela, bu fonlardan bir tanesi önümüzdeki dönem için konuşalım, birazcık daha böyle bankacılık ve BIST 100 ağırlıklı, daha hani büyük şirketlerin olduğu fonlar olabilir. Bir de belki bir dediğim gibi turizm ve seyahat sektörüne yatırım yapan bir fon olabilir. Hani hisse senedi tarafını o şekilde iki tane fonla cover etmek. Biz örneğin işte iyi gelir kullanıcılarının portföylerine baktığımız zaman gördüğümüz biraz böyle aynı temaya mesela birkaç tane fonla iştirak etmek gibi hatalar görüyoruz. Örneğin blockchain fonlarından iki tane, üç tane
aldığını benzer söylüyor. Benzer içerikli mi diyorsunuz? Evet evet benzer. Mesela 3 tane blockchain fonu var ya da 2 tane alternatif enerji fonu var. Bu doğru değil. Bu yani burada mesela birazcık daha hani eleyerek fonları fon sayısını azaltabilir. Çünkü çok sayıda fonu da takip etmek çok kolay değil açıkçası. Kesinlikle öyle. Yani bu tabii hisse senedi tarafında da hep tartışma konusudur. Bir portföyde kaç hisse bulunsun diye ama yani şimdi bu kişinin tamamen dediğiniz gibi kendi risk algısına ve hani parayı ne kadar süre orada tutabilecek, uzun vadeli mi, ona da tabii ki bağlı. Zaten biz de hep söylüyoruz. Eğer çok hızlı para ihtiyacı olacak bir dönemse işte 10 gün vade dediniz ya, o zaman likit olan para piyasası fonlarına elbette yani giriş daha mantıklı görünüyor naçizane. Şimdi ben burada kritik soruyu sorayım o zaman. Bir yandan da değerli metaller için yükseliş beklentisinin hala bir miktar devam ettiği bir dönem. Altın mı almak daha mantıklı? Altın fonu mu? Ben bunu hep soruyorum. Özellikle hani sizin gibi sektör profesyonellerine. Şimdi halen daha şöyle bir algı var. Ya ben altınımı alayım da, yastık altına atayım da, ne olur ne olmaz. Dursun, elimin altında dursun. Nasıl bir fark yaratıyor mesela fonlar tarafında? Özellikle çünkü getirilerde bir miktar pozitif ayrıştığını görüyoruz. Evet, yani bizim şahsi görüşümüz aslında burada da bir sepet mantığı yapmak. Yani çünkü fizikselde eğer içiniz rahat ediyorsa hani elimin altında olsun, bileyim ben onu, orada olsun. Çünkü bizim toplum yapımıza da çok uygun bir şey bu. O nedenle biz hani gram altınınız olsun, bankada altınınız olsun, kasada altınınız olsun ama hepsini de oraya değil, belki hani elinize geçen bir miktar parayla da altın fonu alabilirsiniz diyoruz. Tabii burada şu anda gram altında herhangi bir vergi yok. Bu bir avantaj yaratıyor o tarafa. Altın fonlarında ise işte 1 Mayıs'tan itibaren gelen %7,5'luk bir vergi var. Bu burada biraz getiriyi törpüleyebilir. Ama yine de biz uzun vadede baktığımız zaman altın fonlarının gram altının getirisini yakaladığını görüyoruz. Yani ben fizikselden korkuyorum, çalınma olur, işte sahtecilik olur diyenler için de biz fonların kesinlikle avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Bir de fonda şöyle bir şey var. Hani tek fiyat var. Siz yani gram altına gittiğiniz zaman bir böyle piyasada bir makas görebiliyorsunuz, alış satış fiyat farkı. Hala da makas zannediyorum. Evet. Çok açık. Kapanmadı. Evet, epeyce açık. Yani mesela gram altının getirisi hesaplanıyor ama gerçekten siz kuyumcuya gittiğinizde o getiriyi elde edebiliyor musunuz? O bir soru işareti. Çünkü satarken bir miktar mutlaka yani, bir zarar oluşuyor bildiğim kadarıyla. Evet evet, o ekranlarda gördüğümüz fiyatları bulamayabiliyoruz. Ama altın fonunun fiyatı belli, bir tane fiyatı var. Bu da hani alıp satarken çok büyük kolaylık sağlıyor diye düşünüyorum. Peki şimdi TL'ye geçiş dönemi diyoruz. Özellikle son 4 haftada tahvile ciddi bir giriş var. İşte 6-7 milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde bir fon portföyü oluştururken ya da bir portföy oluştururken ne yapmak lazım? Yani bu dönemin hikayesi ne olacak? Çünkü paranın maliyeti yükseldikçe borsayı da baskıladığını görüyoruz. Ve özellikle yan tahtalarda işte BIST 30 harici baktığımız zaman ciddi anlamda da böyle bir hani biraz daha işlerin zorlaştığı bir dönem. Ne yapmak gerekir? Parayı nasıl dağıtmak gerekir? Burada hani mesela portföyde değerli metallerin oranı vesaire nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? Evet. Yani önümüzdeki yazı görebiliyoruz aslında, belki Eylül'e Ekim'e kadar olan kısmı görüyoruz. Burada da ekonomi yönetiminin aslında sanki bir taahhütü var gibi, yani dövizde çok fazla artış olmayacak gibi gözüküyor. TL'yi değerlendirmeye yönelik. Tabii turizm gelirleri var önümüzdeki dönemde. Bu 3 ayda yaklaşık 60 milyar dolarlık bir turizm geliri beklentisi var. Bunların hepsi dövizin baskılanacağına işaret ediyor. Dolayısıyla portföylerin ağırlığının biraz daha TL tarafında olması gerekiyor. Kanaatindeyiz. Yüzde belki 60-70 civarında TL bazlı yatırım fonları olabilir. Geriye kalanıyla da dövizde kağıt olarak durmak değil ya da dövizi mevduata koymak değil ama döviz bazlı yatırım yapmak. Burada da yabancı hisse senetleri olabilir. Orada şimdi işte S&P'de ve Nasdaq'ta belki geriye gelişler olacaktır yaz döneminde. Orada kademeli olarak alarak yatırımcılarımız biraz daha yabancı hisse fonları
fonlarına girebilirler. Ve altın, sizin de söylediğiniz gibi altına girişler yapılabilir. Bunların hepsi döviz bazlı yatırım. TL tarafında ise işte para piyasası fonlarıyla hisse senedi fonları, tahvil fonları için biraz daha erken olabilir. Yani baktığımız zaman tahvil fonları hala para piyasası fonlarının aylık getirilerini yakalayamadılar. Para piyasası fonları 4,5 civarında aylık getiriler. TL fon, tahvil fonlarına baktığımız zaman 4,2'ler görüyoruz maksimum. O nedenle belki biraz daha böyle Eylül, Ekim gibi falan tahvil fonlarına da bakılabilir diye düşünüyoruz. Şimdi burada ben de bugün şeyi heyecanla bekliyorum. Piyasada bir bağımsız danışmanlık şirketi tarafından bir anket yapılıyor ve 100'ün üzerinde piyasa profesyoneline soruyorlar. 9 tane varlık sınıfı için portföydeki ağırlığını ne yaparsınız diye, arttırır mısınız, azaltır mısınız, nötr mü bırakırsınız diye. Altın, işte döviz, hisse senedi gibi 9 farklı varlık sınıfı var. Bu anketin sonuçlarını biz de iyi gelir alıyoruz her ayın ilk iş günü. Bugün gelecek anketimizin sonuçları. Orada da bakalım piyasa profesyonelleri, fon yöneticileri, işte ekonomistler neler söylemiş. Biz de biraz onlara bakarak feyiz biz alıyoruz. De takip ederiz, evet, sizden. Çünkü bankalar çok hızlı gitti dedik. Gitmeye devam etti. Gittikçe gitti. Ya da küresel piyasalar tarafında S&P 500. Ya buradan nereye gidecek bu işte muhteşem yedili dedik. Gittikçe gitti. Öyle oldu ki bazı hisseler ülke çapında bir, evet, değil mi? Yani bir, evet, ülkeye eşdeğer hale geldi. Dolayısıyla da burada kesinlikle beklentiler çok önemli. O yüzden de biz de sizden takip ederiz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için bugün. Ederim. Profesör Doktor Serra İran Sarıoğlu'nu ağırladık. Varlık yönetiminde burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine beraberiz. Hoşçakalın.